Evet, Suriye'yi konuşalım çünkü Milli Güvenlik Kurulu da var önümüzdeki günlerde. Orada da bu mesele uzunca konuşulacak, tartışılacak. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Sanki bu meseleye Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkilerin biraz hafiflediği biçimde de algılanabilir mi bilmiyorum. Şöyle diyor: Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek ortada. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve bunların Amerika'nın desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım. Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadele gerek Suriye'de gerek Irak'ta mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir diyor. Özetle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Şu anda hükümetin bir numaralı gündem maddesi gibi görünüyor. Sınır ötesi operasyon. Peki niye bekleniyor? Oradaki dengeler ne? Bunları konuşacağımız bir isim. Az önce de duyurdum. Serhat Erkmen, Profesör Doktor Serhat Erkmen karşımızda, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Serhat Hocam. Hoş bulduk. Çok konuşuyoruz ama zor ilerliyor gibi bir tablo var mı sizce de bu meselede? Yani birçok bilinmezi bir araya getirmek tabii aynı zamanda bu veya birçok ülkeyle temas halinde yürümek bu aynı zamanda. Sizin geniş bir yazınızda okudum, o yazıda da o denklemin artık Türkiye lehine değiştiğine ilişkin bir tespitiniz var. Yani tabii Türkiye lehine değişen bir denge olduğu açık. Önceki dönemlerden zaten farkı da bu. Unutmamak gerekiyor ki son 3-4 yıl içerisinde Suriye'de meydana gelen her türlü operasyon ya da benzeri şey aslında uluslararası dengeler çerçevesinde ortaya çıkıyor. Yani hani oradaki bir köyün, kasabanın, şehrin iç dinamikleri ya da grupların birbirleriyle olan güç mücadelesi çerçevesinde değil de biraz uluslararası dengeler çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla son dönemde daha önce de evet belirttiğim gibi Ukrayna krizinin etkilerinden, İran'daki sorunlardan, Orta Doğu'daki genel ittifak dengelerinde yaşanan değişimlerden yola çıkarak Türkiye ve Rusya ilişkilerinden, hatta Türk-Amerikan ilişkilerinden yola çıkarak bir miktar daha Türkiye'nin hareket alanının genişlediğini söylemek mümkün. Ama tabii şöyle bir şey var. Sınır ötesinde meydana gelebilecek değişim sadece kara operasyonuyla ya da bir askeri operasyonla meydana da gelmeyebilir. Yani bazı dönemlerde devletler, sizlerin de bildiği gibi, askeri güçlerini kullanmayı öne sürerek politik sonuç almayı hedeflerler. Zaten niye askeri güç kullanırsanız ki politik bir sonuç almak için, öyle değil mi? Yani hani durduk siyasi bir hedefi olur onun yani. Tabii siyasi bir hedefi olur. Ve nihayetinde eğer siyasi hedefe kuvveti kullanmadan ulaşabiliyorsanız bundan iyisi de olmaz herhalde, değil mi? Dolayısıyla bazı durumlarda dünya tarihinin farklı dönemlerinde ama özellikle 20. yüzyılda pek çok örnekte devletlerin kuvvet kullanma tehdidinde bulunduğunu, bununla siyasi hedeflerine ulaşmaya çalıştığının örneklerini görüyoruz. Eğer kuvvet kullanma tehditleri yeterli gelmezse kuvvet kullanmak zorunda kaldıklarını, ama bazen de bu hamleyle istedikleri sonuca ulaştıklarını görüyoruz. En önemli örneklerinden biri yine Suriye ile alakalıydı, değil mi? Yakın tarihimizde Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması meselesiyle ilgili. 1998 yılının sonları, 1999 yılının başlarını düşündüğünüz zaman, yani Türkiye'nin yakın tarihine baktığınız zaman en önemli örneklerinden bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi o. Ama hani sadece işte şuraya mı operasyon olur, burada bu mu yapılır filan gibi meseleleri bir tarafa koyup aslında tarafların hamlelerine bakmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri gördüğünüz gibi engelleyici bir tavır içerisinde, ama bu engelleyici tavrının bir sınırı var. Yani evet, eleştirel bir tonda olduğu açık. Ama örneğin Irak'ta bulundurduğu ya da CENTCOM'un Orta Doğu'nun başka yerlerinde bulundurduğu bir takım askeri birliklerini Suriye'nin kuzeydoğusuna yığmadığını görüyoruz. Şimdi bazen insanlar bu ne yapabilirdi falan diye düşünüyorlar. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri eleştirilerini sürdürürken bir yandan oradaki varlığının en azından görünür kısmını azaltmayı tercih ediyorsa, bunun yerine askerlerini artırıp başka bir görüntü sergileyip bunu engellemeyi de tercih edebilirdi. Bu aslında bir anlama gelir. Ya da Rusya'nın son dönemdeki, yani son 1-2 haftadaki hamlelerine bakarken bir yandan Türkiye ile olan diyaloğu sürdürdüğünü, öbür taraftan Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığını, ama nihayetinde bütün bunları Şam'daki hükümeti kuvvetlendirmek için yaptığını düşünecek olursak orada da farklı bir tavır olduğunu görürüz. Örneğin daha önceki gelişmelerde Rusya kesin ve net bir dille karşısındaydı. Şimdi başka şeyler söylüyor. Hatta diyor ki, yani askeri operasyonlarla durdurdu değil mi? Elbap'ta biz yaşadık onu. Elbap'ta yaşadık. 2017 yılında şeyi hatırlayın. Şuraya gitmeye gerek yok. Geçen yıl Eylül ayını hatırlayın. 2021 Eylül sonu, 2021 Eylül sonu Ekim başını hatırlayın. İdlib'de çok büyük bir hava saldırısı dalgası başlatmıştı Rusya. Öylesine yoğun bir aşamaya ulaşmıştı ki bunun bir takım şeyleri engellemek ya da bir takım şeyleri zorlamak üzere yaptığını görüyorduk. Bugün aldığı tavra, takındığı tavra bakacak olursanız Rusya'nın bir yandan Türkiye'yi evet yavaşlatmak, daha doğrusu belli konularda pazarlıklara itmek ama öbür taraftan da Şam'ın otoritesini PKK'nın kontrol ettiği, YPG'nin kontrol ettiği alanlarda ilerletmek ve o bölgelerin PKK ve YPG'nin kontrolünden çıkıp da hükümetin kontrolüne, Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi için bir takım adımlar attığını görüyoruz. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman da Rusya'nın yaptığı hamlelerin bir kısmının Türkiye'yle örtüştüğünü, bir kısmının da ayrı olduğunu görüyoruz. Yani tabii ki birebir örtüşme söz konusu olamaz. Devletlerin çıkarları farklı, tehdit algılamaları farklı, beklentilere farklı. Ama öbür taraftan baktığınızda belli ölçeklerde örtüştüğünü görüyoruz. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Birkaç ay öncesine, 6 ila 8 ay öncesine karşılaştırdığımız zaman işte İran'ın, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın Suriye'deki pozisyonları ve takındığı tavırlar bugünkünden farklı. Bu Türkiye'ye bir manevra alanı yaratıyor. Peki siz... Bu manevra alanının neticesinde politik hedefe askeri kuvvet kullanarak mı ulaşır? Yoksa askeri kuvvet kullanmayı öne sürerek diplomatik manevralarla mı ulaşır? O ayrı mesele. Nihayetinde burada istediğinizi, yani stratejik anlamda ihtiyacınız olanı alabiliyorsanız bence önemli olan budur. Zaten bu diyorsunuz. Peki oradaki politik hedef ne sizce? Şimdi iki aşamalı bir süreçten bahsediyoruz bence. Birincisi hakikaten PKK ve YPG'nin o Suriye'deki varlığını mümkün olduğunca minimize edebilmek. Neden mümkün olduğunca minimize edebilmek diyor? Neden tamamen ortadan kaldırmak demiyorum? Çünkü açıkça kabul edelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG üzerinde ciddi bir yatırımı var ve kısa vadede bundan tam anlamıyla vazgeçmeyi de öngörmüyor. O anlamda baktığınız zaman hani bunun çok kısa süre içinde 3 ayda, 6 ayda, 1 senede tamamen sonlandırılacağını beklemek hani bence fazla iyimser bir tavır olur. Öbür taraftan baktığınız zaman ikinci stratejik hedefini bence artık herkes iç savaşın sonuna geldiğinin farkında Suriye'de. Yani yavaş yavaş Suriye'de iç savaşın sonuna doğru yaklaşıldığının farkında ve bütün devletler bu iç çatışmanın şu ya da bu şekilde bu iç çatışmadan etkilenmiş ya da oradaki güç mücadelesinin parçası olmuş bütün devletler masaya biraz daha kuvvetli oturmak istiyor. Bunu yaparken de elbette son hamlelerini yapmak istiyorlar. Bütün bunlar aslında son bir hafta 10 gündür daha yoğunluklu olmak üzere gündeme gelen ama Eylül ayından beri hatta Ağustos'un ikinci yarısından beri izlerini yavaş yavaş hissettiğimiz Türkiye ile Suriye arasında yani Şam'daki hükümet arasında diyalog kanallarının açılmasıyla alakalı. Bu kadar uzun süreli bir gerginliğin neticesinde taraflar arasında diyalog kanallarının açılması bir takım somut gelişmelere bağlı olabilir. Bu somut gelişmeler de bu gibi çatışma durumlarının neticesinde ortaya çıkabilir. Şimdi şöyle söylenebilir. Çünkü olur mu canım? Evet, yani hem adamla konuş hem de operasyon yap yani gibi bir tablo çıkıyor ortaya değil mi? Ama hemen o örneğini şöyle vereyim. Biz Rusya'yla İdlib'de çatışmadık mı? Dolaylı yoldan. Canım askerler 30'un üzerinde asker hayatını kaybetti. Sonu nereye bağlandı? M4 karayolu üzerinde ortak devriyeye. Evet. Doğru değil mi? Tabii. Elbap'ta Türkiye'nin operasyonun durdurulmasında Rusya doğrudan sahada rol oynamadı mı? Tabii. Oynadı. 300 metre ilerisine bomba attı yani. Evet. Evet. Sonu nereye bağlandı? Sınır bölgesinde Rus askeri birimlerinin irtibat ofislerinin konuşlanmasına. Barış Pınarı operasyonunda Rusya bu operasyonun durdurulmasının asli aktörlerinden birisi değil miydi? Doğru. Evet öyleydi. Bugün Türkiye ve Rusya aynen Arap'tan başlamak üzere M4'ün bazı bölgelerinde aynen Arap'ın doğusundan başlamak üzere M4'ün bazı bölgelerinde ortak devriyeler gerçekleştirmiyor mu? Evet. Demek ki yani bu birbiriyle taban tabana zıt bir şey değil. Devletler zaman zaman birbirlerini masaya oturtabilmek, daha güçlü bir şekilde pazarlık yapabilmek için bu tür araçları kullanıyorlar. O yüzden bence bunlar tam anlamıyla birbirine zıt şeyler değil. En azından son 4 yılda Suriye özelinde karşılaştığımız örneklerde bunun birebir her şeyini gördük. Bundan sonra olmayacağını beklemek bence daha böyle saha şartlarından uzak bir analize doğru gidiyor. Şimdi bu operasyon olsa da Esad'la bir iletişim kanalının devam edeceği anlaşılıyor. Yani hangi şartta olursa olsun. Esad da biraz kendisini güçlü hissetmiyor mudur şu dönemde? Ben açıklamalarında biraz özgüvenli bir yaklaşım da görüyorum. Siz de bu tespite katılır mısınız? Sonrasında biraz P ile konuşmak istiyorum ama. Peki. Şimdi bir hükümetin resmi yetkililerinin nasıl açıklama yapmasını bekleyebiliriz ki? Yani hani böyle bir durumda doğrusunu isterseniz ya şöyle hocam, pardon yani, şöyle yani o kadar gerilimli bir süreç ki Esad'la Erdoğan süreci, yani çok iyi başlayan ve inanılmaz bir gerilim, söylenmedik lafta kalmamış. Şimdi bir iletişim kanalı oluşturulmuş. Orada hani o konuşma biraz Türkiye işte bizim taleplerimizi karşılamaya hazır cümlesi biraz dikkat çekici geliyor tabii doğal olarak. İçeride öyle bir hava yaratıldı ki o havanın üzerine söylüyorum bunu. Şimdi şöyle biraz da öbür tarafın perspektifinden bakın. Onun da kendi kamuoyu var. Onun da açıklamak zorunda olduğu, yaptığı hamleleri açıklamak zorunda olduğu kitleler var. Doğru. Şimdi böyle bir durumdan baktığınız zaman ya aslında ben Türkiye'ye karşı çok zayıfım. Elimde de çok fazla bir koz yok. Hemen masaya çağırdılar, hadi gidip oturalım gibi bir tavra giremez. Üstelik bu süreci uzatmak belli ölçeklerde onun da avantajına. Yani hep şu soruyu soruyorum. Yarın Türkiye ve Suriye arasındaki anlaşmazlıkların tamamı bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde bir sihirli değnekleydi ve ortadan kalktı. Ve Türkiye'deki bütün Suriyeli vatandaşları kendi ülkelerinde güvenli ortam bulacaklarına inandılar. Ve döndüler. Filan da çıktı ve geri döndüler. Suriye hükümetinin mevcut ekonomik kapasitesiyle, idari kapasitesiyle ve askeri kapasitesiyle bu miktarda insanı idare edebilmesi, ekonomik olarak onlara arka çıkabilmesi, onlara gerekli olanakları sağlayabilmesi, güvenli bu insanların yaşadığı bölgelerde güvenliği sağlayabilmesi mümkün mü? Hayır değil. O zaman onun da zamana ihtiyacı olduğunu, pazarlığı bir miktar uzatabilmek için bu tür söylemleri söyleyeceğini ben söylemesini çok normal buluyorum açıkçası. Ya orada bir özgüven artışından ziyade, peki niye şöyle bir tablo da oluşmadı mı hocam? O da bir sanki kendi içinde çelişki gibi görünüyor. Bu işte bundan 6-7 sene evvel 2015-2016 olması lazım, Davutoğlu başbakanken şöyle bir açıklama yapıyor. O zaman da PYD'nin başında Salih Müslim var, Türkiye'ye geliyor. Özgür Suriye ordusuyla birlikte eğer siz savaşmayı kabul ederseniz birlikte hareket ederiz diyor Esad'a karşı. Şimdi geldiğimiz noktada PYD'ye karşı Esad'la birlikte bir mücadele söz konusu. Taban tabana zıt iki durum. Bu bir yanlış stratejinin sonucu değil mi? Şimdi bu köprünün altından çok sular aktı. O zaman Amerika Birleşik Devletleri açık bir biçimde sahaya inip de PYD'yi destekleyerek Suriye'nin kuzeydoğusunda bir devlet inşası süreci başlatmamıştı. Şimdi başka bir şeyle karşı karşıyayız. 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan, 2017 ile birlikte somutlaşan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bir bölge inşası var. Bu sadece PKK-YPG terör örgütünün militanlarını askeri anlamda donatmakla alakalı bir şey değil. Bölgenin genişletilmesi, ekonomik imkanların sağlanması, orada idarenin yani bir idari yapı ortaya çıkarılabilmesi için kapasite artırımı yoluna gidilmesi, bu insanların sivil toplum örgütleri üzerinden yeni bir kabiliyete ulaşması, bütün bunların hepsini Suriye'nin kuzeydoğusundaki denklemi öylesine değiştirdi ki bir dönem merkezi hükümete karşı işbirliği yapılabilecek bir unsur gibi görülürken farklı aktörler tarafından, sadece o dönemden bahsetmiyorum, yani o kişiden de bahsetmiyorum. Diğer başka ülkeler tarafından da böyle görülürken. Şimdi öyle görünmüyor. Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere bazı devletlerin desteklediği bir proje var. Ve bu proje geri adım attırılabilmesi kolay bir proje değil. Üstesinden gelebilmek için Ankara ile Şam'ın Rusya'nın desteğiyle birlikte çalışması gerekiyor. Yani çalışmazlarsa ne olur? Bu olur, başını gider. Çalışırlar çalışmazlar ayrı mesele. Alır başını gider derken nereye gider? Yani burada bir... Önce federasyona gider. Şimdi Kuzey Irak'ta federasyon var mesela. Türkiye'nin orada ilişkileri son derece iyi değil mi? Yani Türkiye'nin kontrol edebildiği, etkisinin yüksek olduğu ama bir Kuzey federasyon. Irak'taki federasyonu yöneten şey PKK değil. Yani orada bambaşka bir tarihsel süreklilik var. 1940'lı yılların ortasından itibaren temel beklentisi Irak'ın içerisinde siyasal haklar talep etmek olan ve orada Irak'ın kendisi içerisinde kendini anlamlandıran başka bir hareket var. Oysa Suriye'nin kuzeydoğusundaki hareket... O da bir referandum yapmıştı ama hatırlayın neredeyse boğuluyordu. Evet. Ama bakın ikisi arasında şöyle bir fark var. Suriye'deki ayrılıkçı hareketin, yani PKK'nın daha sonra PKK'ya dönüşen ayrılıkçı hareketin kökleri 1930'lu yıllara kadar gider ve 1930'lu yıllarda Türkiye'de isyan çıkardığı için kaçan, o bölgelere sığınan kişilerin hareketinin devamıdır. Baştan itibaren burayla organik bir ilişki içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki isyan hareketleriyle, ayrılıkçı hareketlerle organik ilişki içerisinde olan bir hareketten bahsediyoruz. Oysa Irak'takinin tarihi çok daha farklı. Yani Irak'takinin beklentisi, liderliği, ideolojisi, coğrafi etki alanı, bunlara baktığınız zaman başka bir yere gider. Suriye'deki başka bir yere gider. Yani genetikte hani... bir ayrılıkçı talep var diyorsunuz siz o gruplarla. Tabii. Yani genetik ve sadece Suriye ile sınırlı kalmayan bir gündemden bahsediyoruz Suriye'de baktığınız zaman. Ha, bu ölçekte 2000'li yılların başlarında da bir takım hareketler vardı ama onlar çok zayıftı, çok lokaldi. 2012'den sonra yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İlk başta Suriye'nin kuzeyindeki 3 kantonun oluşumu, yani Afrin'deki, Aynel Arap'taki ve Cezire'deki 3 kantonun oluşumu, Şam'daki merkezi hükümetin almış olduğu bir ayaklanma bastırma stratejisinin ürünüydü. Mümkün olduğunca oradaki grupları birbiriyle savaştırıp bütüncül bir bölge üretmemek için ortaya attığı bir stratejinin, bir uygulamanın neticesiydi. Fakat kontrolden çıktı. Şimdi geldiği noktada Şam çok iyi biliyor ki tek başına o bölgeleri kontrol altına alması mümkün değil. Buna ne kuvveti yeter, ne askeri kuvveti yeter, ne ekonomik kuvveti yeter, ne de bunu yapmaya kalktığında diğer bölgelerini kontrol altına alabilir. Bunun için çok daha güçlü ve benzer, hatta daha fazla tehdit algılayan ikinci bir aktöre ihtiyaç var, o da Türkiye. Bu anlamda baktığınız zaman bu iki aktörün ortak tehdit algılamasından dolayı birlikte hareket edebilme olasılıkları var. Bakın ederler demiyor. Ama bu bir politik karardır. Orada bir paralellik söz konusu, yani evet, talepler... Paralellik söz konusu. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bunun için bir hareket alanı var. Nitekim bunu nerede gördük biz? 2018 Afrin operasyonunda gördük. 2019'da Barış Pınarı operasyonunda gördük. Türkiye'nin bazı bölgelerdeki ilerleme isteğinin önüne geçen şey oraya Suriye bayraklarının dikilmesiydi. Evet. Şimdi görüyoruz ki son bir hafta 10 gündür operasyon başlaması halinde Türkiye'nin doğrudan hedef alabileceği yerlerde YPG veya PYD, her neyse, rejimle bir takım görüşmeler yapıp oralara rejim bayrağı çekmeye çalışıyor veya Rusya bayrağı çekmeye çalışıyor. Yani bunların emrini kesebilmek için. Bu anlamda baktığınız zaman eğer bu sadece bir bayrak çekmekten ibaret değilse, gerçekten Şam'daki merkezi hükümet burayı kontrol altına da alıyorsa, tamam, ayrılıkçı tehdidin önüne bir miktar daha geçilmiş olur. Ama bu görüntüden ibaretse İşte o zaman zaten kıyamet kopar, yani kavga çıkar. Yani zaten hava operasyonu sırasında bir bölüm, işte sayısı tam olarak açıklanmadı ama Suriye askerinin de öldürüldüğü biçiminde haberlerde vardı. Yani birlikte bulundukları noktaya, ama orada da çok fazla tepki olmadı. Hatta o tepkisizlik biraz da Türkiye'nin operasyonuna destek biçiminde de algılandı. Doğrusunu isterseniz bu çok teknik bir konu. Siz açmasaydınız ben o kadar detaya girmeyecektim ama karşınızda, yani bu söylenilen hatta en az 3 tane ayrı şey var Suriye bayrağı gördüğünüzde. Bir, Şam'daki hükümette Beşar Esad'ın hakim olduğu askeri birimlere bağlı olan Suriye ordusu. Tamam. 2, Suriye ordusu görünümünde olan, daha doğrusu Suriye ordusunun çatısı altında örgütlenen ama İran'ın desteklediği, komuta ettiği, silahlandırdığı, uzun bir süredir doğrudan etki altında bulundurduğu yapı. 3, Suriye ordusu olmayan ama üniformaları benzer, bayrakları benzer, Suriye ordusuna yerel destek veren silahlı milis teşkilatlarından oluşan yapı. Bu operasyonlarda üçü de zarar gördü. Ama hangisi daha çok zarar gördü, hangisinden daha çok kayıp oldu filan, o çok teknik teknik bir tartışma konusu, ona hiç girmeyelim. Yani hani teker teker o zaman size şeyleri anlatmak. Yok, oraya kadar girmeyelim. Ben sadece bizi izleyenler birazcık hani fotoğrafı netleştirebilsinler kafalarında istiyorum. Önümüzdeki döneme ilişkin bakarken öyle bakabilsinler diye. İşin bir de tabii PYD boyutu var. Ben şu tartışmaları hatırlıyorum geçmişte. Kuzey Irak'ta da Türkiye işte çok zor dönemler yaşadı. Oradan bir tehdit algılaması vardı. Sonra orayla ilişkiler geliştirildi. Hatta Türkiye'nin etki alanına dahil edilmesi konusunda da özel çaba sarf edildi. Şu anda da ilişkilerin iyi olduğu görünüyor. PKK sanki ortak bir mücadele noktası gibi de değerlendiriliyor. Suriye'de de benzer bir girişim vardı ama Suriye'de söylediğiniz nedenlerle belki orada bir sonuç şu anda en azından alınamadı. Çünkü ayrılıkçı talep kaygısı herhalde Türkiye'de daha baskın halde. Sadece Türkiye değil, muhtemelen İran'da ve konuştuğumuz gibi Suriye'de de. Ne yapacak Türkiye? Yani şimdi mesela burada bu operasyonu yaptı. Irak'ta da devam ediyor Pençekilit. Burada da başka bir adla belki de bu kara operasyonu yapılacak. Ne hedefliyor? Yani siyasi hedef derken onları 30-35 kilometre aşağıya süpürmek. Yapılan son anlaşmada böyle bir durum vardı. Bu mesela sonucu etkileyecek bir şey midir? 50 kilometre aşağı gitti diyelim PYD'liler. Bu birinci sorum. İkincisi de PYD tamamen yapı olarak PKK mıdır? PYD büyük ölçüde PKK'dır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bakın PYD PKK'dır. Ama SDG 2017'den itibaren ismi değiştirilen Suriye Demokratik Güçleri denilen yapının içerisine özellikle Rakka kuzeyi, Deir ez-Zor ve Cezire'nin güneyindeki Arap aşiretlerinin de entegre edilmesiyle birlikte Suriye Demokratik Güçleri denilen şey aslı, organizasyonu, yönetimi PKK olan ama yerel unsurlarında işine dahil edilmeyi bir organizasyon. Yani aslında tam böyle bir şey söylemek gerekiyor. PYD evet PKK'dır. Ama Suriye Demokratik Güçleri denilen şey yerel Arap unsurlarının da eklenmesiyle birlikte bir miktar şekil değiştiren, bununla birlikte yine de komutası, organizasyonu, liderliği, eğitimi, ideolojisi her şeyiyle birlikte PKK'nın devamı olan bir organizasyon. Kandil mi veriyor talimatları hocam? Yani böyle bir şeyle mi yürüyor iş? Kandil kendine talimat verebilecek durumda değil ki tutup da şeydekilere doğrudan talimat versin. Suriye'dekilere. Orada başka bir liderlik ortaya çıktı gelişen süre içerisinde. Fakat nereye bakmamız lazım? Lider olarak kimi görüyorlar? Abdullah Öcalan'ı görüyorlar. İdeoloji olarak neyi görüyorlar? Onun ortaya koymuş olduğu çizgiyi görüyorlar. Bayrak, flama vesaire sembol olarak neyi kullanıyorlar? PKK'nın geliştirmiş olduğu sembolleri kullanıyorlar. O zaman daha yani bunun içerisinden şimdi şöyle söyleyeyim. PYD'nin içinden PKK'yı çıkardığınızda gerize bir şey kalmıyorsa o şey PKK'dır. Peki. Türkiye bu operasyonlarla bu meseleyi orada bitirebilir mi? Yoksa başka bir takım siyasi önlemler mi alınması lazım? Yani Amerika mı çekilmeli devreden? Ne bileyim, İran'la Suriye'yle birlikte hareket ederek mi yapabilir? Ki Kuzey Irak'taki referandum sırasında biliyorsunuz bu bütün bölge ülkeleri bir araya gelmişlerdi. Yani Kuzey Irak'la ilgili olarak. Burada nasıl bir şey olabilir? Yani bu insanlar herhalde vurularak, öldürülerek bitirilsin diye gidilmiyordur değil mi bu süreçte? Hayır, tabii ki öyle değil. Siyasi hedef belli, Suriye'de istikrarın tekrar sağlanabilmesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu ne kadar genel bir tanım, yani bunun işi dolu değil filan. Tam tersine, bir ülkede istikrarı sağlayamadıktan sonra geri kalanını zaten yapamıyorsunuz. O anlamda baktığınız zaman siyasi hedef olarak bunu belirtebilirsiniz. Hani sizin dediğiniz şey taktik ara hedeflerdir. 10 kilometre, 20 kilometre, buradan şu çıkarsa burası güvenlik altına alır. Bunlar operasyonel ve taktik hususlardır. Nihayetinde bu operasyonel ve taktik kazanımları niye elde etmek istersiniz? Bir stratejik hedefe ulaşmak için. Stratejik hedef olarak neyi koymuş durumda Türkiye burada? PKK, YPG'yi Suriye'den bir şekilde çıkarmak. Bunlar Suriye vatandaşı değil mi hocam? Yani bunlar Suriye vatandaşı değil mi? Bunlar öyle pat diye çıkabilir mi? Yani şöyle çıkarmak derken örgütü çıkarmaktan bahsediyoruz. Suriye vatandaşlarının nasıl cezalandırılacağı Suriye hükümetinin kendi bileceği iş. Ya, terör örgütünün o ülkeden çıkarılması bizim meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde bir talep ortaya koyabileceğimiz ve hamle yapabileceğimiz bir süreç. Ama ülke vatandaşlarının nasıl cezalandırılması gerektiği Suriye hükümetinin kendi bileceği iş. O hukuksal anlamda iki ayrı şeyden bahsediyoruz burada. Bir de şu var, hani bu hikaye sona erdirilebilir mi? Valla bence başlayan her hikaye sona erdirilebilir. Yani dünyada öyle bir şey yok. Örnekleri var mı? Var. Bazı ülkelerde örnekleri var. Neye odaklanmalıyız biliyor musunuz? Suriye'de 2011 yılında bir iç savaş başladı. Bu iç savaş merkezi hükümetin yıkılıp yerine bir başkasının kurulması için verilen bir çatışma süreciydi. Netice itibariyle merkezi hükümetteki o dönemde başında olan yapı bu iç savaşı kazandı. Şu anda kazandı. Evet. Kazandığı andan itibaren geri kalanı ülkede onunla birlikte nasıl işler ve güvenlik sağlayan bir düzen kuracağınıza ilişkidir. Sonrası oturulur tartışılır. Bu konuda anlaşırsanız ondan sonrası oturulur tartışılır. Son bir not, belki eksik kalmasın diye söylüyorum. İran meselesinin Amerika'nın tavrını etkilediğine ilişkin bir tespitiniz vardı. İran'da bugün yaşanan bu başörtüsüyle ilgili sonrasındaki eylemlerden bahsediyoruz değil mi? Orada iş büyürse diye bir projeksiyondan bahsediyoruz herhalde. Doğru, doğru. Pekala. Yani İran'daki krizin tırmanması halinde daha da, şimdi belki izleyenler şey, nereye kadar tırmanabilir? Valla Suriye'de, Irak'ta nerelere kadar tırmandı gördük. Yani bir başka komşu ülkemizin tabii ki böyle bir kaosa sürüklenmesini ister miyiz? İstemeyiz. Türkiye açısından pek çok olumsuz tarafı olacaktır bunun, ama sonuçta devletler kendi iç dinamikleri nedeniyle, bazen de iç dinamiklerine dışarıdan müdahaleler nedeniyle kriz dönemlerinde de kaosa, kriz dönemlerine de kaosa sürüklenebilirler. İran gibi bir devletin kaosa sürüklenmesi demek sadece komşularını değil bütün Orta Doğu'nun dinamiklerini göç anlamında, silahlı çatışmalar anlamında, enerji krizi anlamında, hatta ideolojik dönüşüm anlamında farklı yerlere götürecektir. Dolayısıyla bence başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok devlet de bunu yakından gözlemliyor. Suriye artık sönümlenmeye başlayan bir şey gibi, iç çatışma gibi. Yenisi varken eskisinin üzerinde o kadar ısrarcı olmayı tercih etmiyor büyük devletler. En azından dünya tarihinin bize söylediği şey bu. Peki orada da Türkiye'nin biraz daha tabii önemi artıyor. Amerika'nın da yaklaşımdaki değişimi belki buraya yormak da mümkün tezi var ortada. Hocam teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın katıldığınız için. Serhat Erkmen Hoca ile konuştuk. Altınbaş Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serhat Erkmen. Bölgeyle yakın takip ediyor. Hiç tereddütsüz.